Resimdeki gözyaşları kuşkusuz Cem Karaca diskografisinin en önemli şarkılarından biri. Ancak Cem Karaca dendiği zaman akla gelen bir diğer önemli şarkı da Tamirci Çırağı. Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha yanar yanar. Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar. O dönem benim bir deniz motorum var. Boyuna motorun orası bozuluyor, burası bozuluyor. Saray içerisinden çıkamış. Orada şarkı böyle babacan bir usta vardır. Dedi işte çırağını sırtına vurur falan filan. Öyle babacan usta dedi. Bağırır. Oğlum herhalde 15-16'yı getir bakayım. Hem kerada hiç bilmem ne falan diye böyle bir usta. Tabii şimdi benim şarkıyı yaptığım yıllar sanıyorum 73-74 yılları filan. Öyle bir serüvenin sonunda orada aşırı horlanan, paylanan bir tamirci çırağı tanıdım. Motorumu tamir ettirmeye götürdüğüm ya da bir aksamını, bir parçasını değiştirmeye götürdüğüm dükkanların birinde. Ondan sonra olayı kendim kurguladım. İşçisin sen işçi kal, gideli tulumlar. İşçisin sen işçi kal, gideli tulumlar. Esas itibariyle yani fakir çocuk zengin kız öyküsü vardır ya, klasik Yeşilçam'daki hanımefendinin şoförü meselesi. Yani onun filme çekilmiş, sinemaya dönüştürülmüş değil de şarkıya dönüştürülmüş bir halidir. Ama tabii kendi içinde bir ilk olduğu için o çok ilgi çekti. Buna benzer bir şey, cildi parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı. Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir durumda tamirci çırağına. Nereye gitsem, nerede çalışsam ki hala şarkı söylemeye devam ediyorum çeşitli lokallerde. İnsanlar ısrarla tamirci çırağını benden söylemiş bekliyorlar. Oysa o dönem şarkıya yüklenen misyon estetikten ziyade ya da bakış estetik olmaktan ziyade politikti. İşte işçisin sen işçi kal deyince sanki ben şeyim efendime söyleyeyim, Karl Marx'ım falan böyle. Öyle bir şey. Öyle bir şey vardı, yaklaşım vardı. Oysa ki ben orada evet bir politik motif var ama benim her şarkımda vardır. Çünkü bir dünyanın ya her insanın olduğu gibi benim de bir bakış açım vardır.